Bu videoyu izliyorsanız çoğunuzun kronik hastalığı vardır. Çoğunuzun kilosu vardır. Günümüzdeki sağlık sisteminde doktora git, tetkik, talil yap, ilaç yaz, 15 gün, 20 gün sonra kontrola gel. Şunu gördüm arkadaşlar, bunların hiçbiri çözüm değil. Bunların hiçbiri hastalar tedavi etmiyor. Sadece hastalara uğraştırıyoruz. O nedenle Son 3 yıldır ben su diye tedavisi yapıyorum. Hastaya ne tetkik istiyorum, ne talil istiyorum, ne de ilaç veriyorum. Hastalarıma tamamen aç bırakarak tedavi ediyorum. Ve yaptığım her hasta %100'e yakında tedavi oluyor. Sevgili takipçiler merhabalar. Bu videoyu izliyorsanız çoğunuzun kronik hastalığı vardır. Çoğunuzun kilosu vardır. Çoğunuz ilaç kullanıyorsunuz. Çoğunuz durmadan doktora gelip gidiyorsunuz. Çoğunuz doktora gideceksiniz. randevu almışsınız. Çoğunuzun ilacı bitmiştir. Rapor çıkartmaya gideceksiniz. E, düşünün bakın bu hastalıklarınız var. Yıllardır bunu yapıyorsunuz. Yıllardır gelip gidiyorsunuz. Yıllardır tetkik tahlil yapıyorsunuz. Yıllardır ilaç kullanıyorsunuz. Geçmişte bir ilaçla başladınız. Şu anda 5-6 tane ilaç kullanıyorsunuz. Geçmişte bir tane hastalığınız vardı. Gitgide 3-5 tane hastalığa kadar çıktı bunlar. Bu hastalıklar nedir? Kiminin migreni vardır, kiminin kronik sinüzitü vardır, kiminin baş ağrısı vardır, kimi horlaması vardır, kiminin uyku apnesi vardır, kiminin astımı var, bronşiti var, koası var, kiminin mide şikayetleri, geğirmesi, reflüsü, gastriti, kiminin karın şişkinliği, kiminizin kabızlığı, ishalı, eklem ağrısı, kas ağrısı, fibromiyajesi, egzaması, mantarı, dermatiti vardır. Kiminin tansiyonu, şekeri, kolesterolü, insülin direnci vardır ve sürekli bu hastalıklar için doktora gel git tetkik tahlil yap raporlu ilaç yazdır ilaç kullan hastalık şiddet daha artır ilaç dozunu arttır durmada bunlar için para harca durmada hastane hastane gez durmada doktora gel git süreç hep böyle gidiyor yıllardır ben hekimlik yaptım 17 yıl boyunca ben de sürekli bu hastalarımı 15 günde bir kontrola çağırdım sürekli her geldiğinde tetkik yaptırdım ilaç yazdım reçete verdim bir ilaçla başladım. Yıllar içerisinde 3-4 tane ilaca kadar yazdım hastaya. Ama baktım hasta hiçbir zaman tedavi olmuyor. Ve genelde hastaların ortalama yaşları da 40'ın üzeri, 35-40'ın üzeri. Sürekli ilaca mahkumlar, sürekli yani biraz bir ilaçta biraz fayda gördüğü zaman mutlu oluyorduk. Diyor ki hocam işte bu ilaç bana iyi geldi ama ilaç iyi geldi. ilaç bırakırsan durum aynı. Günümüz dünyada yani günümüzdeki sağlık sisteminde tüm dünyada doktora git, tetkik, talil yap, ilaç yaz, 15 gün, 20 gün sonra kontrola gel. Ve yine bak olmadı şunu ekliyorsun, bunu ekliyorsun. Her tarafta aynıdır. Amerika'da da, Çin'de de, Japonya'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de tedavi mekanizmaları aynıdır. Saydım bu hastalıklar dünyanın her tarafında tedavisi aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Şunu gördüm arkadaşlar. Bunların hiçbiri çözüm değil. Bunların hiçbiri hastaları tedavi etmiyor. Sadece hastalara uğraştırıyoruz. Hem durmadan ilaç veriyoruz organ yetmezliğine doğru itiyoruz. Hem durmadan hastaya para harcattırıyoruz, hem durmadan hastaya zaman kaybettiriyoruz ve hem durmadan hastanın hasta kalmasını sağlıyoruz. O nedenle son 3 yıldır ben su diyet tedavisi yapıyorum. Artık hastaya ne tetkik istiyorum, ne tahlil istiyorum, ne de ilaç veriyorum. Ve hastalarıma tamamen aç bırakarak tedavi ediyorum. Yani hasta ediyorum ki hasta geldi hocam migrenim var, kas ağrılarım var kabızlığım var, işte karın şişkinliğim var, geğirmem var diyorsa tamam diyorum. Kilosu da uygunsa diyorum ki 20 gün boyunca şu besini yiyeceksin. Su, çay, kahve, serbest. 20 gün bunlar dışında her şey yasak. 20 gün sonra besin değişikliği yapacağım. 30 gün sonra da bu şikayetlerde kurtulacaksın. Ve yaptım, her hasta %100'e yakında tedavi oluyor. Hiçbiri de ilaç kullanmıyor. Hiçbiri de artık doktora gelip gitmiyor. Hiçbiri de artık tetkik, taliler için durmadan para harcamıyor. Şunu iyi bilin. Kronik hastalığınız varsa kalıcı bir şekilde tedavi olmak istiyorsanız arkadaşlar vücudunuzu aç bırakmak zorundasınız. Aç bırakmak zorundasınız. Aç kaldığınız zaman vücut kendi kendine tedavi ediyor. Düşünün eğer beslenmeniz iyi beslenme faydalı olsaydı zaten kronik hastalığa yakalanmazdınız. Eğer ilaçlar iyi gelseydi zaten tedavi olurdunuz, ilaç kullanmaya devam etmezdiniz. Eğer durmadan tetkik talihlerle tanı konulsaydı şu ana kadar konulması gerekiyordu. Şu anda zaten hasta olmamanız gerekiyordu ama hastasınız. İlaç kullanıyorsunuz. Durmadan tetkik talil yapıyorsunuz. Kronik hastalığınız şiddetli bir şekilde devam ediyor ve hastaysanız sizin tek yapmanız gereken aç kalmanız arkadaşlar. 30 gün en azından 30 gün su diyeti tedavisi yaparsanız göreceksiniz %95'in ya da %99 o hastalıklarınızda kurtulacaksınız. Başka çareniz yok. Başka sadece zaman kaybı, para kaybı ve hastalığın şiddetinin artmasına neden olur. Bunun dışında, aç kalmanın dışındaki bütün yöntemler bu. Dünyanın neresine giderseniz de gidin, tedavi olamazsınız ve tedavisi de mümkün değil. Tek tedavisi günü, gününüzü rahatlatacak ömür boyu kullanacağınız ilaçlardır arkadaşlar. Hem ilaç kullanmak istemiyorsanız hem gereksiz para harcamak istemiyorsanız hem tetkik talihlerde kurtulmak istiyorsanız hem de doktorlarda kurtulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken 30 gün boyunca tek bir besinle beslenerek aç kalmayı sağlamak. Hepinize teşekkür ediyorum saygılar.